Herkese merhaba. Neredesin sen? Aa, Aa, tamam. tamam. Oh. Nerede sen de evet toksik ilişkiler aşırı muhafazakarlığın yarattığı zararlı durumlar cinsiyetçilik, sınıf çatışmaları falan filan derken iyice bunaldık. zaten ülkenin hali de ortada. Biraz Şeyma Subaşı günlerimize dönelim istedim. Sadece dedikodu, drama, basitlik, basitlik skandal, skandal falan böyle <laughs> şeylerden <laughs> biraz konuşmak istedim. Çok merak ediyordum zaten bu kitabı çünkü Seren Serengil eğer ghostwriter yani gizlice yerine yazan bir yazar falan ayarlamadıysa kendisi yazmış ve bence e, hiç de fena, yani kalemi hiç de fena değilmiş. Hani böyle çok acayip güzel falan demiyorum ama en azından hayvan gibi yazım hataları falan yapmamış. Kendini ifade etmekte Wattpad yazarları kadar kötü değil en azından. Sonuçta sanatçı çocuğu güzel okullarda okumuş. <laughs> yani bu kadar da bare minimum artık beklentilerim vardı kendisinden. Neyse, şimdi bu Nefret, Seren Serengi'nin hayatının belli bir kısmını anlattığı bir kitap. Birçok kişi bu kitabı Gülben Ergen'le ilgili ilgili sanıyor. Yani hani merkezi sanki Gülben Ergen varmış gibi. Ama öyle değil. Aslında ailesiyle olan ilişkilerini de çok açığa çıkardı ve onları olan hayal kırıklıklarından da çok bahsettiği bir kitap aslında. Nitekim kitabın 140. yani son sayfasından sonra 40 sayfa kadar falan hep çocukluğundan fotoğraflar, gazete küpürleri, anılar var. Yani biraz da aslında çocukluğuyla ilgili bu kitap. Seren Serengil'in çocukluğunu öğreneceğiz yani. Hani o arada tabii Gülben Ergen dramasını da öğreneceğiz ama genellikle Seren Serengil'in hayatı bizi ilgilendiren kısım olacak. Şokopop'un muhtemelen Seren Serengil Gülben Ergen bölümünü izlemişsinizdir. İzlemediyseniz izlemeniz şart değil çünkü ben size buradaki her şeyi anlatacağım zaten. Ama hani onu da mutlaka bence izleyin. Eğlenceli çünkü o da. Evet, kitap incelememize geçelim isterseniz. Ama geçmeden önce bu videomuzun sponsoru olan Bej'den bahsetmek istiyorum sizlere. Bej bir menstrual ürün aboneliği. Yani regl olduğunuzda kullanabileceğiniz pet, tampon, menstrual kap gibi çeşitli ürünler içeren bir paket. Bu paketin içeriğini tamamen siz belirliyorsunuz. Çeşitli boyutlarda pedler, tamponlar, menstrual kup seçenekleri falan var. İstediğiniz ürünleri veya paketi seçtikten sonra siparişinizi oluşturuyorsunuz ve iki ayda bir kapınıza geliyor. İstediğiniz zaman paket içeriğini değiştirebilir veya o ay atlayabilir bir sonraki ay için paketinizi isteyebilirsiniz. Bu şekilde esneklikler sağlıyor. Hatta memnun kalmazsanız da anında tek bir tuşla iptal edebiliyorsunuz. Kesinlikle bir şart, taahhüt falan filan yok. Bej ürünlerinin normal marketlerde satılan ürünlerden farkı da bambu lifi ve organik pamuk kullanılarak üretilmeleri, dolayısıyla vegan olmaları. Bunun yanında bileşenleri hiçbir şekilde insan tenine zarar vermiyor, doğal içerik olduğu için gayet vücuda saygılı, hipoalerjenik bir ürün. Piyasadaki çoğu pet kimyasal klor yıkama işleminden geçiyor, hijyen algısı yaratmak için. Bej öyle bir süreçten de geçmiyor. Ayrıca üretildikleri materyal sebebiyle daha yumuşak, daha hafif esnek böyle yokmuş gibi bir his veriyorlar. Koku da yapmıyorlar. Şu şekilde en büyük boyu açarak göstereceğim şimdi size. Bir de ekstradan şöyle güzel bir kampanyaları var. Onu da bilgisini vereyim size. Her ay brüt karlarının %8'ini Türkiye'nin farklı bölgelerinde ihtiyacı olan insanların menstrüel hijyen ürünlerine ulaşımını destekleyen farklı dernek veya kurumlara bağışlıyorlar. Biliyorsunuz dünyada ve ülkemizde birçok kadın ve kız çocuğu menstrüel ürünlere ulaşamıyorlar. de Türkiye'nin farklı bölgelerinde regl yoksulluğu deneyimleyen kişilerin hijyen ürünlerine ulaşmasına yardımcı oluyor. Siz de Beji denemek istiyorsanız Maria 15 indirim kodunu kullanırsanız siparişiniz %15 indirimli olacak. Aşağıya koyduğum linkten sipariş verebilirsiniz. Bc bu videomuzun sponsoru olduğu için çok teşekkür ediyoruz ve artık kitap incelememize başlayabiliriz. Evet, Seren Serengil bu kitabı 2007'de yazmış, 2007'de basılmış bu kitap. Yani aslında onun hayatının 2007'ye kadar olan kısmını öğreneceğiz. 2007'den sonrasını ben öyle derleyip topladığım bilgilerle kısa bir şekilde size artık serimizin sonunda anlatırım. Ama burada hayatının 36. yaşına kadar olan kısmını işleyeceğiz. Şöyle çocukluk fotoğrafını koymuş arkaya ve bir prolog yazmış. Yani yazdığı prolog zaten birden küt diye kafamıza kocaman bir travma tuğlası düşüren bir prolog. Yani ben hayatımda böyle bir ön söz görmemiştim. Dizlerimin üzerine çöküp ağlayasım geldi açıkçası. Birbirinizi sevdiniz, çok sevdiniz. Hayatınızın geri kalan kısmını birbirinizle geçirmek için kim bilir hem kendinizle hem de etrafınızdakilerle ne mücadeleler verdiniz. Aranızdaki sevgi her dağı delmeye, her engeli aşmaya yetti. Evlendiniz. Peki ya sonra? Ben de her hikayenin başındaki güzel ve mutlu sürecin içinde hapsolup görevi orada bitecek an, anların kahramanı olarak mı kalacaktım? Siz kendinize bunu layık gördünüz, birbirinize bir ömür boyu derken yalan söylediniz de beni de o yalana ortak mı etmekte düşünceniz? Çok geçmeden küçücük yaşımda Kulağımda çınlayan kavgalarınız, birbirinize sarf ettiğiniz sözler beni ileride hangi sağlıklı ilişkiye hazırlayacaktı? Nihayet ayrıldınız. Biriniz koşa koşa evi terk etti. Diğeriniz de tek başına bana bakmanın her defasında ne kadar büyük bir fedakarlık olduğunu kafama kakarak beni büyüttü. Yani anne ile babanın ağzına diyor adeta. Ve Öztürk Serengil 98 yılında bu kitabın yazılmasından 9 yıl önce ölmüş zaten. Yani hala çok öfkeli. Hem annesine hem babasına boşanlıklarından dolayı. Bunu öğreniyoruz. Seren Serengil hakkında ilk öğrendiğimiz şey şu anda boşandıkları için anne ve babasına ne kadar kızgın ve kırgın olduğu. Teşekkür borçluyum ki beni en iyi okullara gönderip en iyi şartlarda yaşattınız. Bana olan eksikliğinizi suçluluk duygusunu bir nebze olsun böyle giderdiniz. Git babana şunu söyle. Git bir tanene bunu söyle. Mesajlarının postacısı olarak geçti çocukluğum. Sevgisiz, mutsuz bir çocukluğun ardında büyüdüm. Yani... Annesi babası boşanmış olanlar belki bu satırları daha iyi anlayacaklardır. Kendini bile sorumlu tutuyor çocuklar çoğu zaman. Bu aslında onların hatası olmasa da çocuklar hep kendini sorumlu tutar ya böyle bir şey olduğunda. Mesela bazen videolarımın altına şey yazıyorsunuz. İyi ki annemle babam boşandılar. Artık kavga falan olmuyor, huzursuzluk olmuyor. Ben şu anki hayatımda gayet mutluyum falan diye yazanlarınız oluyor. Ya tabii ki beraber olmaları en iyi senaryo. Herkes en mutlu burada olurdu ama birbirini sevmeyen iki insanın aynı çatı altında kalması daha büyük bir huzursuzluk oluyor. Ya nedense Seren Serengil 36 yaşına gelmiş ve ya tabii ki nedense diyorum ama bu insanın unutamayacağı korkunç üzücü bir, bir şey. Yani aa büyüdüm artık unuttum annemle babam boşandı falan ama ne bileyim o kadar öfke kusmuş ki sanki böyle yüzleşemediği bir şeyler varmış. Bu kitapla birlikte bunları açığa çıkarmaya karar vermiş gibi geldi bana sanki. Kitap yüzleşmesine yardımcı olmuş gibi. Bunu bu kadar açık ve net bir şekilde herkesin okuyacağını, hayatındaki bütün insanların okuyacağını bile bile açık açık yazmış yani. ''Benim küçükken bir, şimdi ise on köpeğim oldu. Evimde sırf kalabalık olsun diye aldığım hizmetçilerden ayrılırken bile onların ardından gözyaşı döktüm.'' <laughs> Bu çok üzücü. Zaten kitabın içinde de bahsediyor. Bir sürü dadısı falan olmuş. Annesi babası dışarıda oluyormuş falan. ''Kız arkadaşım evine gitmesin. Yalnız kalmayayım diye ona her türlü imkanımı seferber ettim. Beni bir damla sevene deniz derya oldum.'' sevmek ve sevilebilmek için hep ertelendim. Büyümemi, başarılarımı, hayatımı hep mutlu bir aile kurma sevdasına, kuru mutluluklar için erteledim. Bütün bunlar için ben sizden değil, bana düşenden nefret ediyorum. Sizi hala çok seviyor ve hala çok özlüyorum. Bu arada annesi hayatta ve hadi babayı özlüyorum diyor ama annesi hala hayatta. Anne ile babanın o imajını, beraber imajlarını ya da işte ne bileyim çocukluğunu falan özlüyor demek ki. Yaşayamadığı çocukluğunu onlar yüzünden. Bir yandan nefreti yani böyle zehir zemberek bir ön sözle başladı. Anne ile babaya saydırdı etti. Ondan sonra da onları ne kadar sevdiğiyle bitiriyor. Aslında yani sek şey istediğinin anne babanın koşulsuz sevgisi ve onu çocukluktan yetişkinliğe sadece sevmelerini istediğini anlıyoruz buradan. Çok sert bir başlangıç yaptık. Şurada kitabın en başında babası olan yeşilçam sanatçısı Öztürk Serengil'in bir fotoğrafı var. Seren Serengil kucağındayken böyle poz vermiş ve şöyle diyor. Evet efendimiz, ben de bir kız babasıyım artık. Yeşilçam'ın geleneklerini bozmadığım için pek de sevinçliyim bir tabi. Ekrem gibi, Yılmaz gibi, Ayhan, Fikret ve daha burada isimlerini sayamadığım birçok arkadaş gibi biz de evlat hanemize bir kız dehleyip memnun olduk. Memnun olmasına olduk ama arada azıcık da madara olduk. Öyle ya oğlan beklediğimizi duymayanız, bilmeyeniniz kaldı mı? Bu yüzden doğumdan sonra luhusa odasına gelen bütün dostlarım tanıdık tanımadık gördük görmedik bütün dostlarım bizi teselli ettiler. Erkek adamın erkek damadı olur şeklinde züğürt uyutma nakaratı ile bizi makaraya aldılar. Tabii ki biz de o numarayı yutmuş gibi davrandık. Tabii canım şüphesiz son derece haklısınız. Bu arada Öztürk Serengil bir komedyen. Ciddi değil yani bu yazdıklarında. İşte şey boomer baba mizahı. Erkek istiyorduk ama kız oldu ne yapalım işte madara olduk zudara olduk falan hani dalga geçiyor işte adam. Kendilerini zaten böyle ifade ediyor. O jenerasyondaki insanlar sevgilerini, üzüntülerini böyle biraz daha <laughs> bizim kırıcı görebileceğimiz, bulabileceğimiz şekilde. Yani bu satırları okurken babamın, benim babam da 56 doğumlu. O kadar babam geldi ki aklıma. Babamın hatıra defterine o kadar yazacağı bir şeydi ki bu eskiden hatıra defterleri var böyle arkadaşlarıyla birbirlerine yazdıkları. Tam oradaki cümleler böyle ha, babam sınıfı vari mizah şeyleri falan. Öyle işte o zamanın insanları öyle. Buyurun bakalım kız evladımız oldu işte. Demek bundan böyle benim evimin etrafında da geceleri, gündüzleri, ikindileri, sabahları, motosikletli, dar ceketli, hususi arabalı, saçları omuzlarında bir sürü teddy boy fink atacak ha? Vay benim köse sakalım. Ayvayı yedim Öztürk efendi. Evet durumun vaziyeti işte böyle. Artık bize de elde silah pencere önünde nöbet tutmak düşüyor. Neyse gelsin o yıllar o zaman düşünürüz. Şu an aklıma bir tişört geldi. Hemen e, şuraya koymak istiyorum o tişörtü. Tıpkı bu tişörtteki gibi bir baba işte. Bu arada <laughs> kitapla ilgili maillerinizi atabileceğiniz bir adres vermişler. Seren Serengil nefret kim bilir şifresi yapıldıktan kaç gün sonra unutulmuş ve asla girilmemiş. Var o kadar merak ettim ki acaba ne mailler atılmıştır bu mail adresine biri hackleyebilir mi lütfen? Bu kurguyu sizlerle paylaşıyorum. Yaşanılanlar gerçek mi değil mi siz karar verin. Bence bütün bunlar hayatın bana bir oyunu ve hiç yaşanmadı. I see you bitch. Burada davadan mavadan başım yanmasın şimdi falan diye. Yaşanmadı hiçbir şey aslında. Hepsi işte bana bir oyundu falan diyor ama bal gibi de gerçek hayatını anlattı. Çok ortada arkadaşlar ve ben de böyle muamele edeceğim. Ama ben de dava mava başımın o şekilde derde girmemesi için şunu söylemek istiyorum. Seren Serengi ne diyorsa ben de onun yalancısıyım. Gerçek değil diyorsa gerçek değildir benim için de. O şekilde devam ediyoruz. Bu kitap boşanmaya karar veren tüm anne ve babalara ithaf edilmiştir. Bak boşanırsanız çocuğunuz böyle olur falan mı demek istiyor acaba anlamadım. 2007 de var ya tam böyle 2000'lerin en juicy yılları biliyor musunuz? Böyle dedikodu kazanlarının kaynadığı, en parlak Keeping Up With The Kardashians sezonlarının olduğu, ünlülerin en çirkin giyindikleri, Allah'ım en çok özlediğim en güzel pop şarkılarının çıktığı tam benim ortaokul yıllarım. Süper yıllar gerçekten. Şimdi annesini anlatarak başlıyor hikayesine. Beline kadar uzun sapsarı saçları, hafif kalkık bir burnu olan Nermin, tepeden tırnağa güzelliğiyle herkesi büyülerdi. Burada çok net bir şekilde annesi, yani Nevin Teoman'dan bahsediyor. Nermin olarak koymuş adını. Annesi Marcella şen şakrak konuşan, içi içine sığmayan bir İtalyandı ve ondan edindiği Akdeniz sıcakkanlı güzelliğine samimiyetle katıyordu. Eğitimini Amerika'da tamamlamış varlıklı bir ailenin kızıydı. Altı dil biliyordu. Bir şey söyleyeyim mi? Bakın bu kadın en az 70 yaşında vardır. Yani 1940'larda 50'lerde doğmuştur. Eğitimini Amerika'da tamamlamış. Yani anne baba da zengin o zaman. Osmanlı'dan zenginler demek istiyorum. Anlatabildim mi? Hani yeni para, eski para derler ya bayağı eski bir paradan. Yani Seren Serengil zaten babası değişik çam sanatçısı. inanılmaz zengin. Türkiye standartlarında bir Hollywood yıldızı gibi bir şey yani. Nevin Teoman da zaten şürü zengin bir aileden geliyor. Seren Serengil anlayacağınız inanılmaz bir zenginlik ve ayrıcalık içine doğuyor. Daha doğmadan gazete küprülerinde işte ne zaman doğacak bakın beşiği de alınmış bilmem ne diye yani el üstünde el bebek gül bebek doğan büyütülen bir çocuk aslında. Biz asla Seren Serengil'in doğduğu ayrıcalık ve para içine yani öyle bir imkanımız asla olmayacak belki hayatımız boyunca belki de %90 olmayacak yani. O yüzden hikayesini okurken bunu da aklınızdan çıkarmamanızı istiyorum. Hani bazı Türk şarkıcılar bayağı zorluklar, fakirlikler falan içinden geliyorlar dişleriyle, tırnaklarıyla falan ya. Seren Serengil en başından beri doğduğu andan beri hayvan gibi zengin bir kadın arkadaşlar ve inanılmaz ayrıcalıklı. Aklımızda bulunsun. Annesinin toplumsal kurallara hep uyan, her zaman büyüklerinin sözünü dinlemesi gerektiğine inanan bir kadınmış. Bu görev bilinciyle evlenmiş ve o yüzden mutsuzmuş. Annesiyle babası da çok küçük yaşta ayrılmış. Bu ayrılık da onun erken yaşta olgunlaşmasına neden olmuş. Çünkü büyüklerinin yardımı olmadan ayakta kalmaya çalışmış. Yani aslında Seren Sereng ile yaşattığı ayrılma, boşanma, sonrası çocuk mutsuzluğunu kendi de yaşamış böyle jenerasyonel olarak devam ettirmiş o mutsuzluğu. Bu döngüye dur demekte de bazen o mutsuzluğun içine doğan çocuk için çok zor olabiliyor. Hatırlıyor musunuz Mehmet Ali Erbil'in bir röportajı vardı. Anne ile baba ayrıymış. İşte anne onun çamaşırlarını yıkamak istememiş mi ne? Hani böyle hep anne sevgisine muhtaç kalmış ağlıyordu. Düşünün 70 yaşında adam böyle hüngür hüngür çocuk gibi ağlamaya başladı. Çünkü o gerçekten hani o anda çocukluğuna dönüyor insan bence. Yani o çocukluk kırgınlığına dönüyorsun. Çünkü birkaç kere daha böyle yaşlıların anne babalarından o kırgınlıklarından bahsederken ağladıklarını falan şahit olduğum için gerçekten çok farklı bir şey yani o. Ve sonrasında da ben işte asla ayrılmayacağım falan diyor ama kendisi de bu döngüyü maalesef devam ettiriyor. Sürekli boşanıyor, sürekli boşanıyor. Çünkü aslında şöyle, mutlu bir ailenin tanımını bilmediği için kendisi öyle bir aileye doğmadığı için tanım karşılığı boş kalıyor mesela. Kimi durumlarda ne yapması gerektiğini mi bilmiyor, öğretilmemiş ona bazı şeyler mi o yüzden mi? E, bilmiyorum ama hani böyle boşanmış e, ailelerin çocukları e, bazen kendi ailelerini kurarken, o boşanma döngüsünü kırarken de çok zorlanabiliyorlar benim gözlemlediğim kadarıyla. Nitekim Nevin Teoman da böyle boşanmış bir aileden gelmiş bir çocukmuş. Ama yani tabii o zamanlarda da boşanmak da her şey gibi bir ayrıcalık. İnsanlar fakirlikten boşanamıyor çoğu zaman ya da işte sosyal baskıdan falan dolayı. O yüzden aslında 1950'li yıllarda, 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda boşanmak, boşanılmış bir ailede olmak bile bazen büyük bir nimet. Şimdi bu Nevin Teoman'ın da babası zengin bir iş adamı, ama işleri kötü gitmeye başlıyor ve hayatının son günlerine doğru da kızı Nevin'in zengin bir iş adamı ile evlenmesini istiyor. Böylece kendince şey diye düşünüyor, güvenceye almak istiyor, kurtarıyor kızını kendince. Ama Nevin bilmediği bir, tanımadığı bir adamla görücü usulü evlenmek istemiyor doğal olarak. Ama tabii karşı da gelemiyor, hasta yatağında babası bunu vasiyet ettiği için ölüm döşeğinde yapıyor resmen bunu. Canı gibi sevdiği babası gözlerinin önünde sonsuzluğa uçmuştu. Babasının ondan istediği son şeyi reddedemezdi. Ona hayır diyemezdi. Çok seviyordu ve her kız çocuğu gibi babasına hayrandı. Onun için çok zordu ama kararını vererek babasının vasiyetini kabul etti. Kısacası babasının vasiyetine babasının hatrını kırmamak, onun anısına saygısızlık etmemek için mecburen kabul ediyor. Ama ayrıca bu da çok üzücü de bir şey yani bir baba olarak. Yani çocuğu güvence almanın tek yolu evlendirmek mi? Allah aşkına. İşte eski zamanlar yani öyle düşünüyor. Ve belki de gerçekten de öyle yani hani 50'lerde falan hala çok büyük bir eşitsizlik vardı kadının iş gücüne girmesiyle ilgili falan bu şekilde bir çözüm düşünmüş belli ki. Bahsedilen kişi de aile tanıdıklarının bir oğlu, Amerika'da okumuş mühendis, düzgün bir ailenin tek çocuğu. Böyle görücü usulü evleniyorlar yani ama tabii bu şeyi kararı kabul ettiğinde daha 17 yaşında çocuk yani aslında bir yerde bir yerde değil çocuk yani 17 yaşında tabii çocukluk 18 yaşın sonrası büyümek falan sonradan icat edilen şeyler o zamanlar daha çocukların çocuk olduğu çok böyle bilinen bir şey değil liseye giden bir çocuğa bu teklifi yapıyor aslında baba. Belki hani 25 yaşında bir insan kabul de etme böyle bir şey ama çocuksun baban hasta yatağında falan İraden buna izin vermeyebiliyor. Babanın ee, dediğini yapmak zorunda hissediyorsun kendini. Babasını kaybetmenin acısı iflas etmiş ve dağılmış bir aileyle hiç tanımadığı bir adamla evlilik vasiyeti vardı önünde. <Gülüyor> <Gülüyor> Evlendiğinde henüz 18'inde bile değildi. Ama vasiyeti hayır diyecek kadar asidi değildi. Düğünde eşini tüm aile fertleri modern giyinmişlerdi. Ama eve dönüp hayata başladığı an hepsinin kafalarını örttüğünü geri kafalı bir zihniyette yaşadığı yaşadıklarını ve yaşatıldıklarını gördü. Yani tabii burada başı örtmek demek illa geri kafalı bir zihniyette yaşamak anlamına gelmiyor. Ama eşinin ailesi sıkıyormuş demek ki onu. Aşırı muhafazakarlarmış ve onun alışık olmadığı bir e, hayata bakış açıları varmış demek ki. Aslında Amerika'da okumuş Nermin'in eşi çok kültürlü bir, biriydi ama kapalı bir aile hayatı sürdürmeyi tercih ediyordu. Kocasıyla neredeyse hiç konuşmuyorlardı. Kuru bir merhaba ile yetiniyorlar ya da iyi geceler diye fısıldaşarak dalıyorlardı uykularına. Zorunlu haller dışında ne birbirlerini anlamaya çalışıyorlar ne de buna ihtiyaç duyuyorlar Nermin'in iki çocuğu oldu bu evliliğinden. Ya ne kadar korkunç bir şey ya. İnsan sevgi... Ya tabii görücüsüyle evleniyorsun ama hani bildiğin merhaba merhaba tanıdık yani böyle bankada falan gördüğün bir insan gibi aynı yatağa giriyorsun ama çocuğun oluyor ve hiç tanımıyorsun, tanışmaya işte sevmeye çalışmıyorsun, ihtiyaç duymuyorsun, anlamaya çalışmıyorsun, sevmiyorsun. Yani bildiğin yolda gördüğün bir insan gibi aslında hiç alakan olmayan birisi sevmiyorsun. ...çok zor. Gerçekten çok zor. Sevgisizlik. Ya zaten bu kitaptaki... ...bütün her şeyin ana teması sevgisizlik de. Daha ilk sevgisizlik burada başlıyor yani. Her neyse işte bir gün yine sıkıla... ...sıkıla oturuyor iki çocuğuyla evde. Bir de böyle bir damsel in distress havası var. Böyle aşırı zengin, güzel bir... ...köşk ama hiç, hiç mutlu değil. Oturuyor mutsuz mutsuz. Tek elinden gelen sadece çocuklarıyla... ...ve eviyle ilgilenmek falan. Sanki kurtarılmayı... ...bekliyor gibi. Bir arkadaşı Nesrin... ...diyor ki yarın gazinoya... ...kadınlar matinesine gidiyoruz. Sen de gel bir güzel eğleniriz. Böyle davet ediyor onu. Kadınlar matinesi de şimdi birazdan size ortamı anlatacağım. Anlayacaksınız. Ee, bazı yerlerde Türkiye'nin hala olan bir şey ama bu zamanki kadar e, yaygın ve bilinen bir şey değil artık. Oralarda söylenen şarkıları çocuklarıma dinletmem ben. Ne işimiz var kadınlar matinesinde? Börek de yapalım bari deyip dalga geçti Nevin. Vallahi ben de senin gibiydim. Bir gittim çok sevdim. Akşama kadar dört duvar arasında sıkılıp kalmaktan iyidir. Lütfen. Çocuk hoşuna gider ya. Kimler çıkıyor gazinoda? Program nedir? Gönül Yazar ve Özdemir Cerengil var. Burada da <laughs> ismi saklamaya bakar mısınız? Öztürk Serengil yani. Nermin yani Nevin. Ay o adamı da hiç sevmem. Bıyıklarını ortadan ayırır. Ben başka programa gelirim ya diyerek daveti reddetti. Canım Türkiye'nin en büyük komedini o. Biraz güleriz. Millet adam için gidiyor. Yer yerinden oynuyor. Gazinoda yer yok. Hoşlanmıyorum. Siz eğlenmenize bakın diyor. Ya işte benim hatım için gelir misin falan diyor. O da tamam artık gelirim. Araya hatır koydun. Geleceğiz artık falan diyor. Zorla arkadaşın davetini kabul ediyor. Nermin var arkadaşlar o gün sahnenin hemen önünde gazinonun en güzel masalarından birine oturmuşlardı. Kadınlar matinesi programı başlamak üzereydi ve içerisi çok kalabalıktı. Öztürk Serengil'in sahne sırası da gelmişti. Gerçek isimlerini kullanacağım ben. Bir an böyle Ay, ne işim var benim burada diye düşünüyor e, Nermin etrafına bakıyor. Salondaki kadınların gürültüsüne şimdi bir de çocukların neşeli bağırışmaları da eklenince onun için her şey biraz daha ki havasa dönüşmüştü. Birbirini iterek geçenler, kahkaha atanlar, kilolu bedenleri pembe yanaklarıyla alelacele dolmalar, sarmalar yiyenler. Bad shaming. <laughs> Ağlayan çocuklarını azarlayanlarla doluydu etrafı. Böyle bir ortam yani arkadaşlar. Düğün gibi böyle ama birileri çıkıyor. Kadınlar da oh oh böyle stres atıyorlar falan yani. Çocuklarını da getiriyorlar. Neyse, sonra buradan kulise gidiyoruz. Kuliste Öztürk Serengil var. Kulisin önü çok kalabalıktı. Çalışanlar güzel bir kadından bahsediyordu. En ön masadaki kadını görüyor musunuz? Ne güzel bir kadın o sarışın olan. Evet, hakikaten güzel bir kadın. Böyle bir kadın ilk defa geliyor gazinoya. "Özdemir Bey!" diye bağırdı İhsan. "Ne oldu İhsan? Ne bu telaş?" dedi Özdemir gülerek. "Özdemir Bey, seyircilerin arasında önde sarışın bir kadın oturuyor. Böyle güzel bir kadın olamaz vallahi." <laughs> bu arada o kadının fotoğraflarını koyacağım. Gerçekten güzel bir kadın. Gerçekten çok güzel. Ama yani gerçekten böyle mi olmuş acaba? Aa önde güzel, aşırı güzel bir kadın oturuyor. Vay be falan filan. Özdemir yeşe diyerek kulisten fırladığı gibi çıktı. Yeşe lafı da onun böyle imza laflarından birisi. Kendi çıkardı, kendi kullandı. Yaşa falan gibi bir şeymiş. Birkaç tane merak ettim bu arada filmini izleyeceğim. Öztürk Serengil'in aşırı merak ettim çünkü o repliklerini falan söylediğim kadar varmış Özdemir Bey öyle değil mi Özdemir ihsana baktı oğlum bu güzel değil efsane kimin nesi acaba işte görüyor. O da beğeniyor. Sonra gidiyor yanına ve eğer müsaade ederseniz sizinle tanışmak istiyorum diyor. Çocuklarını tuvalete götürmüş Nevin o sırada. Orada işte böyle şey yapıyor. Herkesin yanında yapmıyor tabii ki. Çünkü hayranları falan gelecek diye. Gizli kapaklı yapıyor yani. Müsaade ederseniz sizinle tanışmak istiyorum diyor. Nermin yanıt vermedi. Hamle yapıp tuvaletin kapısını açmak isteyince Özdemir bir adım attı. İçeriye girmesini engelledi. Nermin bu duruma sinirlendi. Lütfen. Yani şey biliyorsunuz ya o zamanlar Yeşilçam filmlerinde de var ya. Zorluyorsun. Bir kadını bir şey ya zorladığında yani böyle zorla flört edip benimle birlikte olacaksın, tanışalım mı tanışalım mı falan diye şey yaptığında ikna ediyorsun. ikna oluyorlar kadınlarda. Ne hikmetse her zaman. Saygısızlık etmek istemem. Sadece tanışmak istiyorum sizinle. Bakın ben evli bir kadınım. Lütfen çocuklarım içeride. Sizi incitmek istemiyorum. Sadece sizinle tanışmak istiyorum. Sürekli böyle tekrar ediyor. Macera yaşayabilecek alışına geldiklerinizden değilim ben diğeri kapıyı açtı ve içeri girdi. Özdemir de sonra şova başlıyor ve başladıktan sonra sö söylediği şarkılardan birinin sözleri şu. Dünya durmadan dönüyor, bir tek dönmeyen bana sensin diye Nermin'in gözlerinin içine baka baka söylüyordu şarkıyı. Orada ona böyle bir mesaj gönderiyor yani. Nermin bakışlarını kaçırdı. Özdemir tam karşısına gelip diz çöktü o an. Herkes şaşkındı. O ise Özdemir'e bakamıyordu hiç. Nermin'in içine hem utanma hem de sıkıntı kaplamıştı. Sonra program bitiyor. Nermin yine bir şey söylemiyor yine yüz vermiyor ama Özdemir e, onun arkasından sesleniyor. Cumartesi günü sizi saat 5'te bu gazino'nun kapısında bekleyeceğim. Nermin adımlarını yavaşlattı ama dönüp bakmadı. Özdemir tekrar bağırdı. Cumartesi mutlaka. Orta sınıf bir ailenin çocuğu olan Özdemir'in babası öğretmendi. Burada da Öztürk Serengil'in hayatını anlatmaya başlıyor. Tiyatroya o kadar meraklıydı ki bu hevesle Güzel Sanatlar Akademisi Resim bölümünü bitirmişti. Önceleri Baba Ali'de basın ressamlığı yaptı. Ay ne güzel ya 1950'li yıllarda sanat okumaya, resim okumaya hiçbir şey demeyen hatta destekleyen bir aile. Bazıları gerçekten çok şanslı doğuyor arkadaşlar. Bir işi aileye kabul ettirene kadar bazen akla karayı seçiyorsun. Çünkü ya hem bilmiyorlar hem de çocuklarını güvence altına almak istiyorlar. Ailecalıklı olmanın bir farkı da bu aslında. Ben güzel sanatlar resim okuyacağım diyor ve okuyor adam. Oda Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahneye çıktı. İlk dönemlerinde kötü adam tiplemesi yaptı ve sonra Argo Sözcükler kullanarak komedinin değişmeye tek ismi oldu. Ününü Adanalı Tayfur tiplemesiyle kazandı. Ünlü komedyen Özdemir Cerengil. Çok meşhur ve bıyıklarını ortadan kesen bir adamdı. Komedyen de üstelik Türkiye'nin en büyük komedyeni. Twist Kralı'ydı. <laughs> Filmleriyle hayranlarının sayısı milyonlara ulaşmıştı. Onun taklidini yapmak isteyen yüzbinlerin sevgilisiydi. Ama onun da hayatında tamamlanmamış bir sevgi, dahası hayatının kadınına bulamamış olmanın sıkıntısı vardı. Ülkenin en önemli politikacı ve başbakanlarıyla görüşüyordu. Başbakana Uyuttun Bizi Süleyman adlı bir plak bile yapmıştı. Bakın düşünün şimdi. Başbakana plak yapıyor. Uyuttun Bizi Süleyman diye. Şu anki Cumhurbaşkanına Uyuttun Bizi diye plak yap yaptığınızı düşünün. Bildiğin Silivri'ye açık bilet alıyorsunuz aslında. Başbakan Pla'yı dinlediği gün büyük bir olay oldu. Pla dava açılacağına, mahkemelik olacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Bakın sadece dava açacağına mahkemelik olacağına diyor. Direkt hapse gireceğine ve hayatının kayacağına, korkunç şeyler olacağına falan demiyor. Dönemin keskin politik yasaklamalarından payına düşeğini alacağı sanılıyordu. O zamanlarda varmış keskin yasaklar ama bilmiyorum şu zamankilerle nasıl karşılaştırabiliriz. Fakat beklenen olmadı. Başbakan büyük bir nezaket göstererek onu makamına davet etti. Görüyorsunuz işte. Yani hiçbir şey demiyorum arkadaşlar. Nasıl bir değişimin içerisindeyiz görün. Herkes istemediği her şeyi yasaklatmaya çalışıyor şu anda. Bir tabloyu bile böyle rahatsız olup bir şey yaptırmaya çalışıyorlar. Indiriyorlar falan. Böyle olduk yani. Nereden nereye? Kellini humor duygusuyla modernleştirip sanki Latince bir sözcükmüş gibi dalga geçerek adlandırıyor ve kelaj diyordu. Ben bu kelimeyi duyuyordum hep. Kelaj falan diye böyle büyüklerimden, kuzenlerden, ablamlardan falan hep duyduğum bir şeydi kellere öyle den denmesi. Ama Öztürk Serengil'den geldiğini bilmiyordum. Bir defasında Cumhuriyeti kuran kadroların başında gelen isimlerden İsmet İnönü sevincini belli etmek için tıpkı onun filmlerinde yaptığı gibi yaşa diye bir nida atı vermişti. İsmet İnönü'nü bile influence etmiş olmak nasıl bir şey ya? Atatürk'ün kankisi bu adam. Hay be. Seren Serengil'in bu kadar ünlü bir babası olduğunu bilmiyordum ben. Kazino'dan ayrıldıktan sonra düşünüp durdu Ermin, onunla görüşmek isteyen adam Kelajdı. <laughs> Herifi kendi kelimesiyle vurmuş ya yazık. Twitter'da böyle bir şey var ya ayak korkusu. Kesinlikle bunun psikolojik bir nedeni olduğunu düşünüyorum bu arada. Ayak atmayın şu siteye. Ayak görmek istemiyoruz. Ay ayak falan. Ayak fobisi var toplumumuzda. Tıpkı bunun gibi bir de kellik olayıyla bir şey de var. Farkındayım. Aslında bazı siyasi figürlerden dolayı kellikten tiksinmiş olabilirsiniz. Ona bir şey demeyeceğim ama sanki böyle çok fazla bir önyargı var. Ay kel falan gibi. Onunla görüşmek isteyen adam kelajdı. Üstelik kendisi evli bir kadındı bu da yetmezmiş gibi esprilerini sevmediği biriydi. <laughs> Bakın ilk sırada kötü özellik olarak kelaj. Yani kendisinin evli olması ikinci sıraya koymuş bunu. En önemli negatif sebep olarak kelajlığı görmüş. Üçüncü olarak da esprilerini sevmediği biriydi. Of ne yapacağız şimdi? First world problems. Doğrusu amacı buluşmak, macera yaşamak değil. Sadece Öztürk serengilin onu gerçekten bekleyip beklemediğini öğrenmekti. Ya tabii gitmek de istiyor bir yandan merak ediyor. Allah Allah. Bu adam bana böyle randevu saati vardı ama gerçekten gelecek mi ya? İnanamıyorum falan gibi. Saat tam 5'ti. Tarifsiz duygularla yüz yüzeydi. Gitmek istediği için mi merak ediyordu yoksa merak ettiğinden mi gidecekti anlamlandıramıyordu. Bu meşhur adam beni gerçekten de orada o saatte bekleyecek miydi? Hem de bu mutsuz kadını diye düşündü. Verdiği sözü yerine getirecek bir adam mıydı? Hem de bir saat geçmiş olmasına rağmen bir saat sonraya yakın gidiyor. Nermin arabaya bindi ve altıya doğru gazinonun karşısında görünmeyecek bir yere park etti. Tekrar saatine baktı. Buluşma saatinin 1 saat 10 dakika geçmiş olmasına rağmen adam onu bekliyordu. Bir süre sessizce ve görünmeden seyretti. Arabasından inip gizlice bir kez daha baktıktan sonra mantığın değil duygularının sesini dinle diyerek yürüdü. Bir ara vazgeçmek istedi ama artık çok geçti. Özdemir Nermin'in kendisine doğru geldiğini görünce heyecanlandı. Nermin'e doğru koştu. Sevecen bir ifadeyle hoş geldiniz sizi bekliyorum dedi. Buluşuyor yani bildiğin. 50 ve çocuklu olduğu halde gazinoda sahnede bir adam adam ona işte randevu veriyor bir sanatçı o da Allah Allah falan ünlü bir adam bu ya falan diye düşünerekten gidiyor gerçekten randevuya. Nermin biraz sereddütlü davranıyordu. Hoş bulduk diyebildi. Ben Nermin gerçekten hala böyle bir şey yaptığıma inanamıyorum. Çok mutsuz, çok yalnız olsam da ...plan diye böyle hikayesini anlatmaya başlıyor. Böyle birlikte birazcık ayaküstü sohbet ediyorlar gibi bir şey oluyor. Gelene kadar beklerdim sizi. Saat kaç olursa olsun burada olacaktım. Oha ya bir de beğenmiş sevmiş olabilirsin. Güzel bulmuş olabilirsin de yani biraz çok hızlı ilerliyor o zamanlar ilişkiler. Şu anki gibi değil ya. Bakın şimdi. Sokakta konuşmak istemiyorum. Lütfen buyurun arabaya binelim diyerek arabasını işaret ediyor. Nevin'de bir gören olacak diyor. Tamam işte ben de o yüzden arabama binmenizi istiyorum diyor. Sonra ben sadece sizi tanımak istiyorum diyor ki Barca arabada işte böyle biraz konuşuyorlar. Sonra diyor ki Nermin benim hayatımda olmayacak bir durum bu. Burada oluşumu yanlış anlamanızı istemem. Özdemir sessizce, "Ben her şeyin farkındayım. Bunu söylemenize gerek yok. Size çok saygı duyuyor ve geldiğiniz için teşekkür ediyorum." dedikten sonra güven veren bir ifadeyle baktı. Radyonun sesini açtı. Dünya durmadan dönüyor, bir tek dönmeyen bana sensin. Yine o şarkıyı açıyor. Sonra Nermin fark ediyor bunu. "Aa bu şarkı falan." diyor. "Evet, bu şarkı size gazinoda o güzel gözlerinize, o büyüleyici güzelliğinize bakarak söyledim ve bu güzelliğin altındaki doğru insanı da gördüm." Söylediğim bütün şarkılar hepsi ama hepsi sizeydi diye devam etti Özdemir. Nermin ben artık müsaadenizi rica ediyorum dedi. Peki dedi Özdemir. Nermin arabanın kapısını açıp ineceği sırada Nermin diye seslendi. Efendim benimle evlenir misin? Ya canlı yayın kanalımda İbrahim Tatlıses'in Aşıksın filmini izlemiştik ya incelemiştik. Orada da abi daha kızı tanımıyor bile göreli 3 saniye falan oluyor. Benimle evlenir misin? benimle evlenir misin falan diye diye resmen evleniyor yani. Evleniyor değil de işte bir ilişkiye başlıyorlar, sevgili oluyorlar falan yani böyle bildiğin ısrarlı bir şekilde taciz ederek benimle evlenir misin diyor ve evleniyor o kadar hızlı ki şap diye sevgili olunuyor. O zamanlarda demek ki. Nermin hayatında ilk defa kalbinin sesini dinlemişti. Hep kurallara uyan, büyüklerinin sözünden hiç çıkmayan, hanımefendi diye anlatılan, ailesi için her türlü fedakarlığa katlanan Nermin hayatında ilk defa kalbinin sesini dinlemişti. İnanılmazdı fakat daha birkaç saat önce tanıştığı Özdemir'in evlilik teklifini kabul etti o gün. Oha <laughs> bir de kabul etmiş ya. Çüş ya. Yani toplasan bir saat falan muhabbet etmemişlerdir. Bir saatlik tanıdığı bir insanla evleniyor ya. bunun yani bu bildiğin ya intihar da olabilir ya. Belki seri katil. Nereden biliyorsun? Nasıl tanıyorsun? Nasıl güvenebiliyorsun ya bir günde? Ailesinin veya başkalarının ne düşüneceğini, ne diyeceğini önemsemiyordu artık. Ben kendimim diyordu. Sonra evde, bakın şimdi, çocuklara yaz, kendi iki tane çocuğu var. Çocuklarına yazdığı nota bakın. Çocuklar, bir anne çocuklarını bırakmaz. Ama ben bu evde yaşarsam size ne iyi bir anne olacağım ne de bu ait olmadığım evde sizi sağlıklı ve mutlu yetiştirebileceğim. Bugün gidiyorum ama sizi kısa zamanda yanıma alacağım. Anneniz Nermin. Asla almıyor arkadaşlar ya. Bir anne çocuklarını bırakmaz diye başlıyor nota. Ama çocuklar sikiğinde bile değil ya. Kaçıyor gidiyor adama evleniyorlar ve hani Seren Serengil'in bundan sonraki hayatında hiç diğer kardeşlerinden falan bahsedildiğini görmüyoruz. Yanına falan almıyor yani tek çocuk olarak büyüyor. Ee, Nevin Teoman'ın yanında Seren Serengil ve o çocuklardan bir daha hiç bahsedilmiyor ya. Bakın ben. Kedisini bile böyle terk eden, bırakan insanlara Allah Allah nasıl olur da bu kadar sevdiği, benimsediği bir hayvanı bir çöpmüş gibi bir yerin kenarına bırakabilir ya da işte birine verebilir, bir sokağa atabilir falan diye sorgulayan bir insandım hep. Şu an cevabımı aldım biliyor musunuz? İnsanlar çocuklarını siklemiyor. Çocuklarını umursamadan böyle maceralara atılıyorlar falan ya. Yani hep duyuyordum da ilk kez bu kadar yakından şahit olduğum için böyle kafama dank etti herhalde. Bak ben mesela bazen evden birkaç günlüğüne bir yere gidiyorum ve Fatih'e emanet ediyorum kedileri ve böyle şeyden endişeleniyorum. Allah'ım o bazı konularla benim kadar özenli davranmıyor. İşte sularını değişecek mi her gün falan filan diye böyle kafayı yiyorum yani. Ama yani çocuklarını bırakıyor ya. Şimdi Seren Serenge kendi travma yaşadığını, üzüldüğünü falan filan söylüyor. O çocukların yerinde olsa acaba ne olacaktı? Allah'ım. Nermin üstündeki mor kazak ve siyah bir etekle yanına başka bir şey almadan en yakın arkadaşı Nesrin'in evine gitti. ''Bugünden itibaren yeni bir hayata başlıyorum. Evi terk ettim. Boşanıyorum Nesrin. Kararım kesin.'' ''İşte bir saniye. Nereden çıktı bu böyle?'' falan diyor. ''Çünkü evleniyorum.'' ''Boşanmanı anlıyorum da evlilik nereden çıktı?'' ''Her şey çok hızlı gelişti. Ben de anlamadım.'' ''Kim evlenme teklifi etti ki sana?'' Nermin kararı bir ses tonuyla ''İstemediğim bir evlilik yaptım. Çocuklarım oldu. Düzelir sandım. Değişen bir şey olmadı.'' Kadir'ime razı olmuştum Nesrin. Evliliğime babam karar vermişti ben değil. Şimdi hayatıma ait bir kararı kendim alıyorum. Kadir'imi değiştiriyorum. Ay kimmiş ki bu adam? Özdemir dedi rahatlamış bir ses tonuyla. Dalga geçiyorsun benimle dedi Nesrin. Hayır vallahi dalga geçmiyorum. Özdemir bana evlenme teklifi etti ve sen de kabul ettin. Hayır demek büyük bir kayıp olurdu diyerek gülümsedi Nermin. Ve 1972 yılında evleniyorlar ve sonra bu evlilikten Ceren gel dünyaya geliyor arkadaşlar bölümümüzün sonuna geldik. Nefret'in ikinci bölümünde size Seren Serengil'in çocukluğunu, gençliğini, büyüme sancılarını anlatacağım. Ceren'in bu mutluluğu, bu el üstünde tutulmaları, bu şımartılmaları, her zaman ilk sıraya konulmaları falan maalesef uzun sürmeyecek. Bakalım Ceren Cerengil'i hayatının ilk yıllarında neler bekliyor diyorum. Ve hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Beni Instagram ve Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. bye Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kitap incelemelerimi ve diğer videolarımı sevdiyseniz abone olmayı da unutmayın. Beni diğer sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Instagram'ımı, Twitter'ımı. Eğer muhabbetimi sevdiyseniz bir podcast de yapıyorum. The Birdcast adında. Ayrıca canlı yayınlarım için de Kazıklı Maria Live'a gidebilirsiniz. Ben de içerik bol arkadaşlar. Lütfen ona bak. Evet, hepinizi çok çok öpüyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Started, I'd always thought that we were cool. But recently, there's been a change in your demeanor. You're like those nasty girls from school. Look at you huddled around that table like You're like an argument for witches. As I walk by you, and start whispering and laughing. You're just a bunch of sad.